Gençlerin gözdesi Erim Hısım hocamızla birlikteyiz. Kendisi bizlere başarının şifresini söyleyecek. Merhabalar. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, çok keyifliyiz. Sizleri sormalı. Çok teşekkürler. Vallahi izledim sunumları. Şifre işi bana kaldı. Diğer arkadaşlar şifreyi vermediler. Buyurun hocam. Ben vereyim bari. Evet, herkese merhabalar. Umarım her şey yolundadır arkadaşlar. Evde olmaktan başka. Ne yapalım? Bunun da vardır bir hayrı diyelim. Peki, benim sunumu arkadaşlar görüyorlar mı şu anda? Evet, şimdi konumuz başarının şifresi sevgili arkadaşlar. Girelim yavaş yavaş. Ben fark edeceğiniz gibi sunumu devrettim. Rejideki arkadaşlara onlar ilerletecekler. Onun için işte biraz arada hissedeceksiniz zaten. Neyse, kimin ben sorusunun cevabı bazılarınızda vardır ama ben klasik olacak kendimden biraz bahsetmeliyim. 1,5 saat kadar kendimi anlatmayı planlıyorum. Devam edelim. Devam edelim. Ek sözlük, ikinci sözlükte benimle ilgili neler söyleniyor? Ondan bir potpourri yapacağım. Mimar Sinan Üniversitesi'nde ders veren Tuhaf Hoca demiş birisi. Başımın üstünde yeri var, çok haklı. Dersleri eğlenceli hale getirir demiş. Sorabilirim size dersleri eğlenceli mi diye. Cevabını şimdi alamayacağım. Çok uzaktayım. Devam. Evet, muhabbet kralına konuk olmuştuk. Bizden sonra Okan Bayülgen yayın hayatından yok oldu. Şimdi tekrar başlıyor. Birisi sadece adam demiş arkadaşlar. Küçük ve kocaman bir kelime beni çok mutlu eden. Bunların kim olduğunu bilemiyorsunuz. Klavye kahramanlarına çok uygun bir platform. İstediklerini söyleyebilirler. Cevap hakkını da kullanamıyorsunuz ama ben ne derlerse katılıyorum. İyileri seçmedim, emin olun. Devam edelim. Kaliteli zaman geçirebileceğiniz birisi demiş. Davet etmek isterim ama ulaşamıyorum kendisine. Devam edelim lütfen. Arızanın önde gideni demiş. Gördüğünüz gibi ben güzelleri seçmedim. Arızalı olduğumu anlamış bir arkadaş. İtirazım varsa ne olayım? Devam edelim lütfen. Bu adam kadar bir insan görmedim demiş. Vallahi bunu da anlamış, teşhis etmiş. Lütfen devam edelim. Hayat dersini veren bu kel demiş. Yani yayına yansıyor mu bilmiyorum. Bu parlaklık ışık yanıyor ama evet, ben kelim. Ne desin ki? Öğretmenlerin Messi'si diyen olmuş. Büyük bir kuş. Ben bir de Messi'ciyim. Çok mutlu olmuştum. İstatistikli olduğu belli. Gaffa Gidik demiş. Gaffa Gidik biraz böyle İç Anadolu şivesi gibi. Ben de Ankara'da doğdum, büyüdüm. Evet, istatistikçi olduğumu biliyor arkadaşlar. Çoğu kafayı öyle sıyırmaya başladım. Sonra aldık yürüdük. Yüksek lisans psikoloji falan yaptık. Psikopat olduk arkadaşlar. Evet, danışmanlık yapıyorum. Çeşitli konularda geçelim. Çok üstünde durmayalım. Halihazırda hem Şişli Meslek Yüksekokulu'nda hem Mimar Sinan Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. 0 yaşına itibaren efendim geleceği planlanan bir çocuğum var. Bilmiyorum arkadaşlar, bizi izleyenler gelecek planlaması durumunda nasıllar? Gönül ister bunların her birine soru cevap yapalım ama ne öyle bir zamanımız var ne de öyle bir platformumuz var. Ben devam edersek bu 0 yaşına itibaren gelecek planlamasını bir daha geçelim lütfen. Ne olduğunu göstermek için şu nostaljik slide'ı göstermeliyim. Gördüğünüz gibi geleceğini planladığınız insanlar mutlu oluyorlar. Ha, mutluluk sebebi tartışılabilir tabii ama okumasını yazmasını bilmediği bir dönemde eline gazete vermiştik. Çocuk mutlu olmuştu. Devam edelim. Köprünün altından sular aktı. Yaklaşık 3 sene evvel kendisi tembel bir çocuk olmasına rağmen üniversiteyi dereceyle kazandı. Koç Üniversitesi'ne beklenmedik bir şey yaptı. Devam edelim.
gittiğinden emin olmak için ilk gün ben kendisini götürdüm. Gözden kaybolana kadar da fotoğrafladım. Şu anda döndü eve çünkü okullar kapalı, malum sizin okullarınız olduğu gibi. Evet, eğlenerek öğrenmek lazım. Ümit ediyorum bugün de, ümit ediyorum herhangi bir derste de bunu becerebiliriz. Geçelim bir slide. Bunu mu demek istediniz? Erim ısım demiyor Google, merak etmeyin. Ama bunu ben sahte biçimde kendim yaptım. Siz de dilediğiniz bir şeyi sahte olarak yapabilirsiniz. Evet, bunlar kitaplar. Görünüyor mu bilmiyorum, arkamda da duruyor. Arkamı kitaplara ver. Arkamı bilmem lazım diyebiliriz. Devam edelim lütfen. Evet, devam edelim. Kuralları boş verelim. Benim iletişim bilgilerim ama bilmiyorum arkadaşlar mesela beni Instagram'dan takip etmeye kalkarlar mı falan filan. Mutluluk diyorum. Geçelim. Evet. Şimdi geldik bu başarının formülü meselesine arkadaşlar. Başarının formülü vereyim mi? Verdim gitti. Not alın lütfen. Bunu not alın. Gerçekten çok işinize yarayacak. Bak bugün bir sürü konuşmacı var. Hepsi birbirinden kıymetli. Kariyerleri olan konuşmacılar. Bu formülü biliyorlar mı bilmiyorum. Not alın. Değerli arkadaşlar geçelim ne olur. Ya bu kadar zor olabilir mi başarı? Başarı bu kadar uzağımızda mı? Bugün birçok dostumuzu dinledik. Hemen hemen hepsi ciddi başarılar, genç arkadaşlar da var içlerinde, ciddi başarılar elde etmişler. Başarı bu kadar ulaşılmaz bir şey mi? Onlar normal insan değiller mi? Devam edelim. Devam edelim. Evet, o zaman toparlayalım konuyu. Yani madem bu kadar zor olmamalı, gelin ben size formülü vereyim. Vallahi bunu not alırsanız fena olmaz. Bilmiyorum teknolojik imkanlarınızı, belki bunun fotoğrafını falan bile çekebilirsiniz. Hiç itirazım yok. Formül şu: M çarpı E artı F artı E artı KT artı F. M çarpan etkisine sahip farkındaysanız. Parantezin içindekiler de toplanması lazım birbirine. Matematiğimiz fena değildir bizim. Biliyorum izleyenlerin de öyledir. Önce parantezin içinin hesaplanması lazım. M'yi sona bırakacağım açıkçası. Bunları bir tek tek bir yapalım istiyorum. Önce bir E nedir acaba diye bir bakmak istiyorum. Bilmiyorum kafanızdan geçirdiğiniz şeyler var mı? Tahmin edebiliyor musunuz? Ama ben önce emekten bahsediyorum. Bakın emek olmadan yemek olmaz diye bir güzel de bir laf var. Peki P nedir acaba? Bir yandan tahmin ederseniz mutlu olurum. Ona da planlama demek lazım. Buna birkaç seminerde para diyenler oldu. Başarı formülünde paranın inanın çok yeri yok. Babasının parasını çarçur edip başarısı olan çok insan tanıyorum. Belki formül gerçekleşirse parayı da buluruz. Eğer sizin başarı tanımınızda para varsa tabii. E nedir? Tahmin edebiliyorsunuzdur belki ama hedef belirleme. Peki arkadaşlar, KTN, yani diğerlerini tahmin etmek daha kolay ama bir de bu iki harfli bir şey. Daha oyuncaklı. Kendini tanıma. Şu anda yüz yüze olsaydık belki bu formülle ilgili tahminleriniz de olabilirdi. Hatta farklı şeyler de söyleyebilirdiniz. Dolayısıyla belki formülle biraz da oynayabilirdik. Zaten ben dizayn etmişim. Evet, kendini tanıma. Devam edelim. F ne acaba? Bu da farkındalık. Evet, şimdi bunları diyelim topladık. Kocaman bir rakam elde ettik. Ama bakın bunu M ile çarpacağız. M'nin etkisi çok büyük. Niye? Eğer M sıfırsa bunları istediğiniz kadar büyük yapın, sıfırla çarptığınızda yok olacaklar. Yani anlaşılan parantezin için hepsi kıymetli, hepsi birbirinden değerli ama acaba M ne? Bunu çarpacağımız M'nin buradaki ağırlığı ne? Bir de M'ye bakalım. Ona da motivasyon dememiz lazım arkadaşlar. Şimdi malum şartlar, biraz motivasyon kaybı yaşıyor olabiliriz. Ben bir haftadır bütün derslerimi uzaktan eğitime taşıdım. Okulda ilk ben yapmışım galiba. Teknoloji benim çok yakın haşır neşir olduğum bir şey değil ama dibine kadar girdim. Bütün motivasyonumla inanın geçen haftalarda ben bu kadar çok çalışmıyordum. Deli bir süreç içerisinde Instagram canlı yayınları yapıyorum ki bu akşam bir tane daha var. Hafta sonu bir şirketin uzaktan eğitimi var.
Önümüzdeki hafta uzaktan bir seminer var. Var da var. Ben motivasyonumu dibine kadar yaşatıyorum arkadaşlar. Size de tavsiyem bu. Lütfen moral kaybına uğramayın. Devam edelim. Evet, devam edelim. Bakın, kendini tanıma demiştik, değil mi arkadaşlar? Şimdi bunun bir üzerinde durmak istiyorum. Neden biliyor musunuz? Şimdi aslına bakarsanız belki bu KT'yi öne yazmam lazım. Yani emek, planlama, hedef belirleme, kendimizi tanımadan olmaz. Doğru mu? Önce kendimizi tanımamız gerekmiyor muydu sevgili arkadaşlar? Peki, o zaman minik bir oyun oynayacağız. Ben sizin sesinizi devam edelim lütfen. Sizin sesini duymak çok isterdim ama duyamayacağım. Kimsin sen oyunumuzun adı sevgili arkadaşlar? Sonuçlarını belki, görüşlerinizi belki sonrasında sosyal medyadan bana duyurursunuz. Kendinizi tanıyıp tanımadığınızı merak ediyorum. Bu sorunun cevabı evetse elinizi kaldırın demiştim ama kim görecekse diye de altına not düşmüş. Ne, ben göremiyorum. Evet, Armoni, kendini tanıyor musun Armoni? Bu tabii şöyle bir soru değil. Aynaya bakınca ben kendimi biliyorum değil arkadaşlar. Farklı bir şey. Eğer insanlar kendilerini tanıyorlarsa, hadi geçelim bir slide. Kendini tanıyorsa kendini anlatan kelime bulmak onun için çocuk oyuncağı olacak. Bir kelime istiyorum. Kendinizi anlatan bir kelime. Diğer arkadaşlar lütfen üzerinde çalışsınlar. Belki sonrasında görüş alışverişte bulunabiliriz. Armoni, senin sesin yayında mı? Yayında hocam. Kendini anlatan kelimen ne? Özgüven. Özgüven. Evet. Oo, çok etkileyici. Peki. Şimdi herkes 3-5 saniye kendini anlatan kelimeyi buldu mu? Şimdi, ben kendimi tanıyorum diyenler o kelimeyi buldular mı mesela? Bulabildiler mi? Acaba bulamadılar mı? Hani tanıyordum, bu kelime nereden çıktı? Bu zor bir soru. Ha, çok kelimem var, hangisini seçeyim? Bu da bir başka dert. Arkadaşlar, evet, bir 3-5 saniye, 10 saniye size bir süre vermek istedim. Ona geçelim. Oraya geri döneceğiz. Zor bir soru olduğunu, sevimsiz bir soru olduğunu biliyorum. Ben bu oyunu epey de oynadım. Şimdi bakın, acaba ben kimim? Yani sizi bıraktık, daha eğlenceli bu. Yani beni belki izleyenler arasında önceden tanıyanlar olabilir ama beni şu an yeni gördünüz. İşte ne kadar gördüyseniz, Ekim önünde bizi görecek miyiz, sokuşturayım araya. Beni gördünüz ve benim kim olduğumla ilgili bir slide geçelim. Benim kim olduğumla ilgili bir düşünceye ihtiyacımız var. Lütfen zihninizden bunu geçirin ve beni anlatan kelime dedi. Bu sefer bakın, acıtmak serbest yazıyor slide'da. Dilediğiniz her şeyi söyleyebilirsiniz. Asla kızma ihtimalim yok. Zaten karşı karşıya değiliz. Karşı karşıya da olsak da kızmayacağım. Vallahi kızmayacağım. Yayından sonra bana isterseniz Instagram'dan, isterseniz WhatsApp'tan gönderin. Başımın üstünde yeriniz var. Şimdi kendinizi anlatan kelime belki bulamamış olabilirsiniz. Ama beni anlatan kelimeyi üstelik acıtmak da serbest deyince rahatlıkla bulduğunuzu tahmin ediyorum. Yüz yüze olsak bunu deneyimlemiş olacaktım. Armoni, beni anlatan kelime acıtmak serbest. Hocam ben çok nasıl söyleyeyim, tatlı kelimeler geliyor. O yüzden ciddiyeti bozmamak için söylemeyeyim bence. Ciddiyeti boz ya. Ciddiyet dedi yani, mizah çok ciddi bir şeydir zaten. Söyle lütfen. Emin. Evet, evet. Yani ben ekşiye başlığa girseydim çok ponçik bir hoca yazardım. Ponçik. Evet. Evet, ponçik ne demek bilmiyorum ama peki bu beni acıtmadı yani. Herhalde sen farklı kelimeler geliyor derken aklına gelen başka kelimeler vardı. Paylaş. Yok, hayır, olabilir. Tatlı, hani acıtan cinsten değil anlamında. Şimdi izleyen diğer arkadaşlar kim bilir neler düşündüler, neler hayal ettiler. Belki birkaç kişi birden izleyenler aralarında konuşmuş da olabilirler. Ben onları duymuş olsam da çok dert değil arkadaşlar. Her ne kadar duyamadıysam da. Nedenini söyleyeyim. Bakın, ilk bölümde kendinizi anlatan kelime dediğimde kelime bulmak çok zor. Gerçekten insanlar kendilerini tanıdıklarını düşünüyorlar ama ya kelime akıllarına gelmiyor ya seçemiyorlar. İkinci bölümde muhtemeldir ki bunun feedback'ini sonra bana ne olur yazılı, sözlü verin. Muhtemeldir ki daha kolay kelime buldunuz. Tanıyalı toplam 10 dakika olduğunuz, hatta tanışalı da demeyelim, tanıyalı 10 dakika olan birisi hakkında
Kim bilir ne kelimeler geldi aklımıza. Bir de adam acıtmak serbest gibi. Ooo vura balıya. Olmuştur eminim buna. Hep oluyor. Ben bu oyunu birkaç yüz kere oynadım. Hep böyle oluyor. Şimdi ama bakın sıkı durun, küçük bir sürprizim var. Hazır mısınız? Hazırım dediğiniz hazır mısın Harmony? Hazırım hocam. Peki. Şimdi arkadaşlar, sevgili arkadaşlar, bu bölümde benimle ilgili kurguladığınız kelimeler, söyledikleriniz, söylemedikleriniz, aklınıza gelenler, aklınıza gelip de söyleyemediğiniz, Harmony gibi söylersem bir şey olur, canlı yayındayız, hoca kızar falan diye tırstıklarınız beni hiç rahatsız etmiyor. Sebebini söyleyeyim. Geçelim bir slide lütfen. Çünkü o kelimeler beni değil, sizi anlatır. Şimdi bakın, bu benim oyunlaştırdığım bir şey ama çok gerçek bir dayanağı var. Psikolojide algıda seçicilik diye bir şey var arkadaşlar. Siz beni yeni gördüğünüz için, üstelik tam da tanımadığınızdan, benimle ilgili düşünceniz, aklınızda kalanlar sizin önem verdiklerinizdir. Onları fark edersiniz. Zihninizde onlar yer eder. Eğer negatif şeyler söylediyseniz benimle hiç ilgisi yok. Konu tamamen sizinle ilgili. Örnek vereyim, ben 80-100 seminer popüler cevapları söyleyeyim. Benim için en çok söylenenler kel, şişko, geveze, cüce. En çok bunlar söyleniyor. Şimdi bunu her bir söyleyene de bakıyorum tabii. Ben bunu normalde salonu dolaşarak yapıyorum. Mesela kel diyenlerin ya çok saçı var ya saçı yok. Ya çok jöleli, böyle bonus kafa falan, ya da seyrelmeye başlamış. Arkadaşlar, şişko diyen ya kilolu ya kilo alamayan birisi. Ya da kilo kaygısı var. Bakın, kendimizi tanımak çok kritik arkadaşlar. Bütün başarının dizaynını o formülden hareketle öyle yapacağız. Dolayısıyla eğer kendinizi anlatan kelime bulamadıysanız, varsın benim üstümden. Beni de boş verin. Çok da iyi tanımadığınız, karşınıza çıkan herhangi birinin üstünden yapın. Onunla ilgili dikkatinizi çeken kelimeleri alın, cebinize koyun. O sizin kendinizi anlatan ilk kelimeleriniz. Belki de son kelimeleriniz de onlar zaten. Çok önemli kelimeler. Ümit ediyorum anlatabilmişimdir arkadaşlar. Harmony'yi nasıl anlatabildim mi? Çok güzel anlattınız hocam. Eyvallah, bunu söylemek zorundasınız zaten. Bu arada ben sansür falan yapmadım, hala fikrimin arkasındayım. Geçelim o zaman bir slide. Evet, kim olduğunu bilmiyorsan nereye gitmek istediğinin hiçbir önemi yok arkadaşım. Bütün kariyer günlerinde, üniversite seminerlerinde çok konuşmacı dinledim. Çok da konuşmacı oldum. Herkes hedef diyor. Herkes plan diyor. Kimse sen kendini tanıyor musun, bugün neredesini belirlemek gerektiğini söylemiyor arkadaşlar. Evet, formülde yer alanların hepsi önemli. Ama başlangıç noktası eğer kendini tanımaktan geçmiyorsa inanın çok anlam ifade etmeyecek. Çok kıskandım Armağan'ı. Benim değil, eksik. Geçelim lütfen bir slide. Eğer durduğun yer çok önemli. Bakın nerede duruyorsun? Şimdi bunu sen ne kadar biliyorsun tartışılır. Bizim oyunumuzun kurgusunu da düşünün. Nerede durduğun çok önemli. Çünkü sana bakıp seninle ilgili bir hüküm veriyorlar. Geçelim bir slide lütfen. Senin durduğun yere bakıyorlar ve seninle ilgili karar veriyorlar. Şimdi bu çok sevdiğim bir fotoğraf karesi. Bu adamcağızın talihsizliği, bu fotoğrafın benim elime geçmiş olması. Zannediyorum yabancı bir fotoğraf karesi. Müthiş bir denk geliş, müthiş de bir renk uyumu var. Evet, mühim olan benim buradaki mesajımı verebilmem diye düşünüyorum. Geçelim bir slide daha lütfen. Evet. Şimdi formülde bir de şu farkındalık vardı değil mi? KT'yi hallettik. Bu arada işte emekli planlamayı da hedef belirleme, kendimizi tanırsak bugünkü zaman zarfında onlara giremeyeceğim. Onlar başka konu. Bu arada bunlar hepsi coaching konusu, koçluk konusu. Dilerim de bu konuda destek alıyorsunuzdur. Ben de destek olmaya çalışırım. Hatta birazdan bir oyun oynayacağız. Orada kimin bileceğini bilemeyeceğim ama birkaç kişiye koçluk hediye etmek istiyorum.
kimin bileceğini bilemiyor olmama rağmen belki bunun için 3 yıkayla bir formül buluruz. Evet, farkındalık. Bir de kritik olan böyle bir konumuz var arkadaşlar. Geçelim lütfen. Şimdi, evet, bunun bir ödülü var. Ödülü ne? Erim Hoca koştuk armağan edecek. Birkaç kişiye edebilirim. Kimin doğru yanıtı ilk verdiğini anlama şansımız olmaz herhalde, değil mi Armağan? Var mı öyle yazışarak mazışarak kullanıyor muyuz? Yani hocam onu yayından sonra rejiye sorabiliriz isterseniz. Tamam. Yayından sonra rejiye sorarız. Reji hala orada ve yaşıyorsa bana rağmen. Neyse öyle olmuyorsa başka bir kriter buluruz ve ben 3 tane arkadaşa birer seans ve bunu online yapacağız artık. Şu anda buluşma şansımız yok. Sıkıntı yok. Online birer seans koçluk yapacağım. Zaten evde oturuyorlar. Ben çok yoğunum ama elimden ne gelirse bu vakti ayıracağım. Evet, şimdi galiba sunumun dışına çıkıp videoya gidecek reji. Değil mi? Videoya gidelim. İşi bıraktı reji. Yusuf orada. Hocam sunum tamamen bitti mi peki? Geri döneceğiz. Geri döneceğiz, tamam. Yapacağız. Yusuf biliyor bunu. Arada soluklanayım. Bir baştan alır mısın Yusuf? Baştan alır mısın? Baştan bir kapat. Okey. Arkadaşlar ben rica edeceğim birazdan. Başlatacak Yusuf. Sonra bir yerde de dursun rica edeceğim. Orayı o biliyor, ümit ediyorum, o ben de ikaz edeceğim. Ondan sonra size bir soru soracağım. O sorunun yanıtını alamasam bile düşünmenizi rica ediyorum. Bir farkındalık testi. Online farkındalık testi olur mu? Olur. Uzaktan test olur mu? Olur. Önemli olan bu testin sonuçlarını sizin kendinizin değerlendiriyor olması. Yusuf rica edeyim, tekrar başlatalım. Duralım. Evet. Buradaki soru şu arkadaşlar. Beyaz formalı takım kaç kere paslaşıyor? Baştan da sorduk. Şimdiki soru da bu. Buna ne tür yanıtlar geldiğini veya neler söylediğinizi çok merak etmiyor değilim. Maalesef şu an o yanıtlara ulaşamıyorum. Çok merak ediyor olmamla birlikte. Sayısal şeyler söylüyor olabilirsiniz. En çok merak ettiğimde acaba sayısal bir şey yerine başka bir söyleme olan var mı? Sayı söylemeyen var mı burada? Çok kritik olan o. Bir devam edelim. Duralım bir. Ortada ayı kıyafetiyle dans eden adamı kaç kişi gördü, çok merak ediyorum. Bu videoyu daha evvel izlemiş olan birisinin görmesinde bir anlam yok arkadaşlar. Bu videoyu ilk defa seyreden herhangi biriniz ortada ayı kıyafetiyle dans eden adamı gördüyseniz başımın üstünde yeriniz var. Buna farkındalık diyoruz. Peki acaba ortada ayı kıyafetiyle dans eden biri var mıydı? Ne dersiniz? Belki de dolandırılıyor musun? Gelin videoya bir dönelim, bir geri saralım. O ortadaki ayı kıyafetli dans eden adamı da bir görelim. Yok, sen tıklasan yeter de o geri saracaktı. Bakın birazdan ekranın sağından şu anda girdiği kocaman dans eden bir ayı var. Ayı kostümü girmiş bir adam var.
Evet, durabiliriz artık. Durdurabiliriz. Videodan çıkabiliriz hatta. Sunumun sonuna geri dönelim. Değerli arkadaşlar, burada ayı kıyafetiyle dans eden adamı daha evvel bu videoyu izlememiş olup da fark etmiş olan arkadaşlar, farkındalık seviyesi yüksek olan arkadaşlar. Ama hocam dolandırıldı. Kaç kere paslaşıyor diye sorduk. Farkındalık arkadaşlar. Farkındalık bir yandan olup biten başka bir şeyi yakalamak, size sorulmayanı, konsantre olmadığınız şeyi fark etmektir. Tabii ki beyaz formalı takımın kaç kere paslaştığını soruyorum. Çünkü bir boz ayı var orada. Bir kulüp ayısı olsaydı belki siyah formalı takımın kaç kere paslaştığını soruyor olacaktım. Evet, ben sizi dolandırdım. Buna rağmen bulanlar, görenler çok heyecan veriyor bana. Ümit ediyorum. Bulan epey arkadaşımız olmuştur. Hayat bizi dolandırır arkadaşlar. Maalesef böyle bir şeydir. O zaman anteni açık olmak, algısı açık olmak. Bakın, ne iş yapacağınızı bilmiyorum. Ne okuduğunuzu bilmiyorum. Hangi mesleğin erbabı olacağınızı bilmiyorum. Bu arada okuduğunuzla mesleğinin de aynı şey olmayabilir. O da ayrı bir tartışma konusu. Bugüne sığmaz bir tartışma konusu. Her ne olursa olsun arkadaşlar, formülde bahsettiklerimin biraz hakkını veriyor olmanız lazım. İkisine biraz konsantre olduk. Çok daha farklı konuşabileceğimiz şeyler var. Gönül ister bunları da konuşalım. Bir başka oturumda inşallah sunumun da sonuna gelelim bu arada arkadaşlar. İlerletelim. Geçelim bunu. Evet, ne kazandığınızı da geçelim. Kim kazandı bilmiyorum ama Erim Isım'dan koçluk. Geçelim. Son slide'dır zannediyorum. Değerli arkadaşlar, ümit ediyorum bugünler geçecek. Sizden ricam, ben bayağı evde kalıyorum. Sizden ricam, evde kalın. Kolay olmadığını farkındayım. Başka enstrümanlar var. Bu bir fırsat aynı zamanda. Biraz kitap okuyun. Başka şeyler yapın. Kendinizi dinleyin. Ailenizle beraberseniz onları tanıyın. Bu günler geçecek. İnşallah yüz yüze de geleceğimiz, inşallah üniversitelerimize de birebir gelip seminer vereceğimiz günler uzak değildir. Ne yapalım? Her işte bir hayır vardır. Bu sene böyle oldu. Evet, beni takip ederseniz ve yazışırsak, şu sorunun cevabı konusunda da yazarsanız, birebir hepsine elimden geldiğince yanıt vermeye çalışacağım. Bizde bir soru cevap durumu var mı? Benim soru cevaplık gibi bir durumum yok herhalde, değil mi? Yok galiba hocam, evet, soru yok şu an. Tamam. Peki o zaman ben çok teşekkür ediyorum. 3 İK'ya, öğrenci kariyerine, bu sıkıntılı günlerde keyifli bir gün yaşattınız hepimize. Ümit ediyorum öğrenci kardeşlerimize de faydası olur. Ne olur enseyi karartmayın. Ne yapalım? Hayır. Yolunuz açık olsun, şansınız bol olsun, güneşli günler yakın olsun. Hoşçakalın arkadaşlar, sevgiyle kalın, çok sağ olun. Hocam, buyurun. Yayından çıkmadan iki soru alabiliriz isterseniz. Olur olur, ne demek? Bir saniye. Çalışmadığım yerden gelmez inşallah. Gelmez hocam. Ceren sormuş. Demiş ki her zaman her yerde başarılı olmak istiyoruz ve sonunda elimden gelen her şeyi yaptım ama olmadı diyoruz. Peki elimizden geleni yaptığımızı nasıl tam olarak anlayabiliriz? Ya da çalışma metodumuzu en doğru yoldan nasıl bulabiliriz? Bak, gördün mü, çalışmadığım yerden geldi ya. Şimdi elimizden geleni yapmak cümlesini o kadar sevmem ki ben. Bunun için çeşitli uygulamalarım var benim. Yeterince motive olduğunda, yeterince istediğinde çıta yükseliyor. Daha fazlasını yapıyoruz. Dolayısıyla elinden geleni yaptım, bu kadarmış. Bu bir kaderci yaklaşım. Kader yok demiyorum, elbette var, ama üstüne ne yaptığımız bizim sorumluluğumuzda. Neyi yanlış yaptım? Neyi doğru yaptım? Acaba bu soyunduğum şey bana uygun muydu? Benim için bir altyapım uygun muydu? Elde etsem de bana ne katacaktı gibi soruları yanıtlamak lazım. Formülde bunun cevabı var. Emek.
Yetmedi mi? Demek ki daha fazla emek. Kendimi tanıyor muyum? Nereye soyundum? Hangi işe soyundum? Bakın ben şirket kurdum. Kendimden örnek veriyorum. Seneler evvel. Ben kendimi o zaman iş insanı zannediyordum. İşte böyle organizasyonlar, bilmem, firmalar, bilmem neler. Hani param pulum da yok yani. Ya o kadar yanlış ki, o kadar kendimi tanımıyormuşum ki. Ne parayı seviyorum, ne çek seviyorum. Zaten sonra fark ettim. Ben o zaman şirketi öğrenci kardeşlerimi stajyer doldurmuşum. Oraya aslında okul yapmışım. Tabii ki mutlu olmadım. Bana uygun değilmiş. Bu demek değildir ki bizi izleyenler şirket kurmasın. Aralarında kim bilir ne girişimci cevherler var. Sana uygun bunun cevabını önce bulman lazım. Dolayısıyla elimden geleni yaptım. Hangi alanda yaptın? Yaptığına inanmam bak. Dünya rekorları, olimpiyat rekorları hep dünya şampiyonasında, olimpiyat şampiyonasında çıkar. Hiç antrenmanda çıkmaz arkadaşlar. Kendini zorlarsan daha fazla bir şey açığa çıkıyor. Benim için de geçerli. Ben bu hafta inanılmaz bir hafta yaşadım. Yani bu teknoloji çok sıcak bulduğum bir şey değil. Uzaktan eğitimlerimi yapmak için cebelleşiyorum, çırpınıyorum. Öğreniyorum arkadaşlar. Yani yaşım da 22. Buna gülmeyecektim. Bilmiyorum Ceren miydi soran arkadaşım? Evet. Bilmiyorum canım oldu mu? Ben elinden geleni yaptığını düşünmüyorum. Kimsenin elinden geleni yaptığını düşünmüyorum. Mutlaka daha fazlası var. Yoğun çalışıyorum. Bak çok çalışıyorum. Kendi çalışma performansıma %100 değerlendireyim mi? 100 üstünden. 70 falan. Kocaman bir 30 var. Çok çalışıyorum falan. Çok da samimi değil yani. Kendi kendime baş başa kaldığımda, kendimle baş başa kaldığımda daha bunun gidecek yeri olduğuna eminim arkadaşlar. Ceren senin için de bu böyle. Hepimiz için de böyle. Elinden geleni ya yapmadın ya da belki kulvarı yanlış seçtin bilemiyorum. İnşallah yüz yüze konuşuruz. Belki koştuğun birini Ceren'e veririz bilmiyorum. Ökkeş bir arkadaşımı size bir yorumda bulunmuş hocam. Demiş ki standart sapma gibisiniz hocam. Ortalamadan farklısınız yani tek kelimeyle farklısınız demiş. Olmasın valla çok teşekkür ederim. Beni iyi anlamış bir arkadaş. Acaba bizim Mimar Sinan istatistikte bir Ökkeş var o olmasın diye şüphelendim. Böyle standart sapma falan deyince ama onu anlama şansımız yok. Evet herhalde. Şu an yok maalesef. Teşekkür ederim bu yorumu için. Ben bir sıraya girmenin gerekmediğini düşünüyorum arkadaşlar. Sizin için de doğru. Kendi sıranızı, kendi tarzınızı yaratın. Kendi sıranızı oluşturun. Herhangi bir sıraya girerseniz o sıranın bilmem kaçıncısı olacaksın. Bir sıraya yaratın, o sıranın ilki olun. First olun, başlangıcı olun, arkanıza sıra olsunlar. Hodri meydan, bunu yapmak size çok uzak değil. Erim Hocam çok teşekkür ederiz bugün bizlerle son oturumumuzu paylaştığınız için. Çok keyifliydi, çok renkliydi. Son oturum deyince insan bir tedirgin oluyor yani. Bitiriyor muyum ben? Canına mı okudum? Nasıl yani? Yok hocam zirvede bitirdik sayenizde. Teşekkür ederiz. Tamam işte böyle şeyler. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Reji'ye teşekkür ediyorum. Katılan, sabırla dinleyen bütün genç kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın hocam. Ve böylece ilk online kariyer summit'in sonuna gelmiş bulunuyoruz. Okullar ertelenir, kariyer ertelenmez dedik. Kampüs etkinliklerine keyifli bir alternatif olarak burada buluştuk. En rahat olacağınız kariyeri sizinle tanıştırmak için şirketleri en rahat olduğunuz yere getirdik. Stratejik ortağımız Yapı Kredi başta olmak üzere tüm katkılarından dolayı ve bu keyifli gün için teşekkür ediyoruz. Merak etmeyin, daha fazlası gelecek. Taleplerinizi sitemiz üzerinden halen bize ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki online kariyer summit için 3İK'yı ve MT staj programlarını sosyal medyadan takip etmeyi lütfen unutmayın. Sen yeter ki evde kal, kariyeri biz sana getiririz diyoruz. Sağlıklı günler sizinle olsun. Görüşmek üzere. İyi ki 3İK var.